Eski gazeteler sahipleriyle ve baş yazarlarıyla anılırdı. Bir de gazeteler baş yazarları için alınırdı. Mesela bakarsınız saat 8 veya 8.30 arası Ahmet Emin Bey Sirkeci'ye kadar gelir. Sirkeci'de iner tramvaydan. Yürüyerek kolunda gazeteler çıkar. Vatan Gazetesi o zaman çatal. Sabahları yani. Sabahları. Bakarsınız yine Peyami Safa Bey hemen derleme müdürlüğü, eski derleme müdürlüğünün yanındaki evi orada otururdu. Oradan çıkar elinde gazeteler Milliyet'e giderdi. Yani herkes işine yürüyerek gelirdi. Ya şu gazete patronlarının çok enteresan o dönemin gazete patronları. Halil Lütfü Bey. Şimdi Allah rahmet eylesin. Halil Lütfü Bey'in tabii Türk basınına büyük hizmetleri var. Hangi gazetenin sahibiydi onu şey yapalım. Tan Gazetesi'nin sahibiydi. Bu şey değil ama Sertellerin Tanı değil. Sertellerin Tanı'nın da sahibi o. Sonra o bina infilak ettikten sonra yeni gazeteyi çıkarıyordu Halil Lütfü Bey. O sırada infilak oldu orada. İnfilak oldu. Hatta korkunç bir şeydi o. Arkada bir inşaat şirketinin şeyi var, yazıhanesi orada dinamit patladı. Dinamit patladı. Kaç kişi öldü, otobüsler vesaire filan. Cağaloğlu'nun göbeğinde. Cağaloğlu'nun göbeği. Halil Lütfü Bey. Şimdi ya çok tutumlu dememiz lazım. Ona cimri de. Öyle. Halil Lütfü dördüncü. Ona tutumlu denmez efendim o. Şimdi Halil Lütfü Bey'in küçük bir masası var. Üstü kapanan masa. Bütün dünyası odur Halil Lütfü Bey'in. Hem de çalışırken onu kilidini açar, çalışır, kapar. Kapar. Her şey gayet tasarrufludur. Gayet tasarrufludur. Hakkı Tarık Bey'le yarışırlar. Şimdi onu da anlatacağım, onu da anlatacağım. Halil Lütfü Bey, Mahmut Yesari ile karşı karşıya oturuyorlar. Çalışıyorlar. Bir ara Mahmut Yesari, Divit Kalemler vardı. Mahmut Yesari eski. Kimdi? Mahmut Yesari iyi bir romancıydı. İyi bir yazardı. Karşılıklı çalışıyorlar. O zaman Mahmut Yesari'nin Divit Kalem dediğimiz bu mürekkebe Kokka batırılarak, yani, evet. Kokka'ya batırılarak yazılan şey. Mahmut Yesari batırmış mürekkebi, düşünüyor. Halil Lütfü'nün dikkatini çekmiş. Ne yapıyorsun sen ya? Düşünüyorum. E şunu mürekkebe batırmadan düşün. Ziyan oluyor mürekkebe. Bunlar gerçek değil mi? Gerçek tabii. Şimdi ben bir de Hakkı Tarık Bey'de biliyorsun gazetelerde o bobin artıklarından falan evet. Böyle 400 kağıtlar kesilir. Onlar müsveddelik kağıtlardır. Hı. Yalnız vakitte o kağıdı kullanırsın. Mürettiphaneye gider dizilir tekrar sana gelir. Arkası çizilir, öbür tarafı. Öbür tarafı. Ne güzel, kağıt o anlamda güzel en azından. Hani o kağıtlara ben yetiştim. Çevreci Halil Lütfü Bey. Mesela şeyler vardı. Benim çok gençliğimde bazı önemli yazarlar, o Erol abinin dediği işte entertip, linotip, evet. O kurşun makineleri. Satırlar kurşun şeklinde çıkar. Yazar oturur yazısını, eski Türkçe yazar. Eski Türkçe tabii. Onu dizen adamlar vardı, ustalar vardı. Özel olarak vardı. Onu dizer. Evet. Mesela Ahmet Emin Bey'i ben yakından bilirim. Ahmet Emin Yalman'ı yani. Ahmet Emin Yalman'ı. Normal dosya kağıdı, ebadında kağıdı düşün, onu ikiye katlar bir de. İnce olarak yazar böyle destan. 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 Onu çözen herhalde bayağı tabii. Dertlenirdi. Bir de Hüseyin Cahit Bey öyle çalışırdı. Tanrı'yı çıkarırken Hüseyin Cahit Bey öyle çalışırdı. Şimdi Hüseyin Cahit Bey Ahmet Emin Bey'e göre çok titizdi. Yazısı da güzeldi. Ahmet Emin Bey'in yazısı biraz şeydi. Yani doktor yazısı gibi mi diyeyim? Cavit Bey'in yazısını aratmazdı pek. Cavit Bey'in yazısını okumak derttir. Derttir. Bir nevi sümüklü böcek dolaşmış gibidir yani. Felakettir yazısı, evet. Ben Ahmet Demin Bey'in yazısına aşina olduğum için rahat okurdum onu. Onun için tahsiyeni de ben yapardım. Acaba o muydu, bu muydu? Sonra
tekrar şeye dönecek olursak, Yusuf Ziya Bahadır'ın bana bir şeyin, Halil Lütfü Bey'in bir hikayesini anlattı. Kendisi çünkü Halil Lütfü Bey'le çok yakın idi. Hatta iki şeyini anlattı. Bunlardan bir tanesi, Halil Lütfü Bey'e akşamüstü misafirleri gelmiş. Konuşuyorlar, sohbet ediyorlar filan. Karanlık olmuş tabii. Ya, nasılsa birbirimizi duyuyoruz. Elektrik yakmaya gerek yok. Ziyan olmasa. Neyse artık konuşmuşlar, sohbet bitmiş. Karanlık adam akıllı bastırmış, evlerine dağılacaklar. Işığı yakalım da önüm suya yani ki. Işığı yakmışlar, Halil Lütfü Bey'in pantolonu yok. Eskimesin diye çıkarıyor. Allah rahmet eylesin yani. Renkli kişiler. O şey değil mi? Soyadı dördüncü, uzun olmasın diye dört rakamla, dört nokta koyuyor. Mürekkep tasarrufu. Mürekkep tasarrufu. Herhalde de, Halil Bey'in tam tersi, pardon, ama William Randolph Hearst'i bilirsiniz. Hearst, evet. Şimdi Citizen Kane'in ilham kaynağıdır. Ya, Hearst de büyük bir medya imparatoru. Yurttaş Kane diyoruz. Yurttaş Kane. Türkiye'de, evet. Pardon. Ama artık yani dünya sinemasının en önemli filmlerinden bir tanesi olmuş. Türkçesi var. Hearst o kadar şaşalı bir hayat sürmüş ki, yani filmde de zaten biraz onunla, evet, dalga geçiyor biliyorsunuz. Ya yani böyle mesela Avrupa'dan 15. Louis döneminden bir yatak odası taşıyor birebir aynı. Hmm. Böyle hayvanat bahçeleri yapıyor. Deli gibi böyle şeyler. Bu parayı basından mı kazanmış? Basından kazanıyor. Ama tabii ki o dönem ağaç olsun, mayın, mayın diyorum şey, mağaralara girip, mining, mayın oradan mining geldi. Mining, madencilik yani. Madencilik yani değişik mayın yerlerden de, bravo, para kazanıyor. Ben mayın biraz patlar biliyorsunuz. Maden işte bu metal her şeyde kullanılır. Evet, sağ olun. Fark. Güzeldir. Ve sonuç itibariyle tabii ki ek yerlerden para kazanıyor ama asıl medya ve o dönemde o kadar çok insanlara batıyor ki onun bu lüks merakı ve etraftaki yaptığı şeyler. Mesela ilk kadın pilot, daha doğrusu pilot demeyeyim, İlk kadın pilot bizden ama ilk böyle bütün dünyayı dolaşan kadın bu sponsorluğunda uçağı veriyor, Zeppelin veriyor, kadın onunla uçuyor vesaire. Yani her tarafta böyle... O kadın çok yaşadı sonra. Çok unuttum. Yaşadı. Ya bunun gibi böyle her şey çok abartılı. Yani bu adamcağız ne kadar para konusunda cimri ve pinti ise, Hearst de o kadar abartılı ve neredeyse sonradan görme diyebiliriz. Bir de şey var, yani bizde o zamanki gazete patronları çok büyük para kazanmazdı. Evet. Doğru da. Yani gazete yani o zaman bir sanayi değildi. Zar zordu. Yani ben çocukluğumda tanıdığım önemli gazeteciler, bunların çoğunun otomobili yoktu. Evet. Doğru. Yani pek öyle şey para kazanmazdı. Bir de tabii ki bu paranı de göstermek de ayıp bir şeymiş, tabii, değil mi? Yani olsa bile, evet, herhalde böyle ben ne kadar zenginim diye kendini göstermek utanç verici bir şey, evet, olarak düşünülürdü. Bu şey Yusuf Ziya ortak. Evet. Cimri miydi? O da. Ben bir şey hatırladım. Sizin bir antikacı hikayeniz vardı onunla. Yıllar önce duymuştum. O muydu? Hepimizin. Hepimizin. Onun en iyisini Semih Balcıoğlu anlatırdı da hepimizin başından geçti aynı şey. Çünkü deneme aynı şekilde devam ediyor. Tünele çıkan herkese Yusuf Ziya Bey'in bir siparişi vardır. Tünelden yürürsünüz sağda. Sağda eski bir antikacı vardır. Şimdi orası pastane oldu. Antikacı vardır. Yusuf Ziya Bey oradan bir tabloyu alacak. İçi titriyor. İstediğini yalı de... Yalı boya tablo. Evet, tablo. İstediğini de mutlaka alan bir adam. Her tünele çıkana da orayı sipariş verir. Mutlaka git sor bak. Et. Şey yaptım. Dedi ki çıkıyorsun gir dedi. Orada bir antikacı var. Sağa bak, sola bak, müstahni davran. Müstahni, isteksiz davran. Evet. Yani fazla heyecanlı olma. Git, sağa dön, bir paravan, onun arkasında bir tablo asılı göreceksin.
Bunu sor. Nedir bu? Hakikaten baktım. Hı, neler? Yani antikadan anlamıyorum. Ama Yusuf Ziya Bey'in taktiğine göre yürüdüm. Yürüdüm, yürüdüm. Döndüm tablo karşıda. Baktım tabloya. Evvela bu nedir dedim. Adam dedi ki gördüğün gibi tablo. Yani, hayır, tablo. Bıkmış herhalde o da değil mi bu tiyatral? Tablo olduğunu ben de biliyorum da. Yani. Ne kadar bu dedim. Adam sizi Yusuf Ziya Bey mi gönderdi? Herkese onu sorduruyormuş. Herkese onu sorduruyormuş. Bir de tabii eski İstanbul böyle değil. Yusuf Ziya ile konuştunuz mu onu sonra? Tabii akşam bilgi veriyorum kendisine. O akşam mutlaka aldın mı almadın mı? Talip ol diyor. Ben tabii şey yapıyorum. Beyefendi gittim. Sizin talimatınız vekiliyle işte yürüdüm. Sağa girdim. Sadede gel. Sadede gel diyor. Beyefendi girdim kapıdan. Renk vermemeye çalıştım. Canım biliyorum geç onları geç. Sonuçta bir laf söyledi. Ne dedi? Yani retik vardı onun için söyleyelim. Efendim? Retik vardı. Retik vardı. Demedim mi dedi. Baştan adamı tarif ederken öyle dedi. Demedim mi dedi, odur dedi. Böyle. Yani renkli simalardı. Yusuf Ziya Bey Ordu Milletvekilliğinden istifa etti. Evet. Ordu Milletvekilliğinden istifa etti. Geldi burada ayda bir diye aylık bir dergi çıkarırdı ama. O sırada Akbaba var mıydı? Akbaba daha sonra. Bir hemen sonra. Akabinde. Çünkü o ayda yani biri şaka bu. Matbaası vardı. Sinan Bozacısı'nın hemen yanı. Onun üst katında çıkarırdı. Sonra o Pierre Loti Caddesi'ndeki yere taşındı. Orada Akbaba'yı da çıkarmaya başladı. Hatta Aziz Nesin falan orada yanında çalışırdı. Yusuf Ziya Bey böyle hem şatafata meraklı hem de geliri kıt. Yani derginin gelirinden ne olur? Orhan Seyfi Bey'di, onlar bacanaktılar.